Spartaküs kimdir? Spartaküs'ün erken yaşamına dair pek bilgi yoktur. Trakya'da doğduğu ve soyunun oradan geldiği düşünülmektedir. Yetişkinlik döneminde Roma ordusunda görev aldığı tahmin edilmektedir. Daha sonrasında köle olarak satılıp, Capua'daki gladyatör okulunda gladyatör olmak üzere dövüş eğitimi almıştır. Spartaküs, M.Ö. 73 yılında köle hayatı yaşadığı yerden kaçarak Vesuvius Dağı yakınlarına sığındı ve çok geçmeden orada diğer kaçak kölelerle birleşti. Bu köle başkaldırması, 3. Köle Savaşı, Gladyatör Savaşı ve Spartaküs isyanı gibi çeşitli adlarla anılmaktadır. Kaçak kölelerden oluşan ve sayılarının 100 bin kişiyi bulduğu düşünülen isyancı ordusuna liderlik eden Spartaküs, günümüzde gerilla savaşı olarak adlandırılan savaş taktiğini uygulayarak birçok Roma saldırısını savuşturmayı başarmıştır. M.Ö. 72 yılında Spartaküs ve ordusu kuzeye, yani Galya'ya doğru hareket etti. İsyancılar orada Roma ordusuyla yaptığı bir seri çarpışmanın ardından tekrar güneye döndüler. 72 yıllarının sonlarında Rehidum'da kurdukları ordugah muhtemelen buradan da Sicilya'ya gitme niyetindeydiler ki tam da bu andan itibaren Spartaküs isyanı Roma yönetimi için gerçek anlamda bir sorun olmuş ve devletin öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Bundan dolayı ünlü politikacı ve komutan Marcus Crassus, Spartaküs isyanı ile uğraşmak adına güneydeki ordunun başına geçmiştir. İsyancı köleler, başta Crassus'un oluşturduğu engelleri aşmayı başardı. Fakat daha sonra Romalılar tarafından Luciana'ya kadar kovalandılar ve orada da Roma ordusu tarafından ağır mağlubiyete uğradılar. Spartaküs'ün de o savaşta hayatı kaybettiği düşünülüyor. Onun yanında olan 6000'e yakın isyancı ise yakalanıp çarmıha gerilmiştir. Ve savaş meydanından kaçan binlercesi de mücadeleye sonradan katılan General Pompeius'un ordusu tarafından katledilmiştir. Pompeius daha sonra politik yarışta kredisini güçlendirmek adına isyancılara karşı kazanılan bu zaferi kendi başarısı olarak lanse edecektir. Nihayetinde Spartaküs isyanı bu şekilde son bulmuştur. Spartaküs liderliğindeki bu mücadele yüzyıllar boyunca devrimcilere, politikacılara ve yazarlara büyük bir ilham kaynağı olmuştur. 1916 yılında kurulan ve 1919'da başarısız bir hükümet darbesi girişimi gerçekleştiren Alman devrimci sosyalist grubu Spartaküs Birliği bunun örneklerindendir. Ayrıca Stanley Kubrick'in yönettiği ve Kirk Douglas'ın ana kahramanı canlandırdığı 1960 tarihli Spartaküs filmi ile 2010 yılında yayına giren aynı adlı dizi, kahraman kültü olarak Spartaküs karakterinin tarih boyunca verdiği ilhamı göstermektedir.